Merhabalar, 2022 yılında Türkiye'de tamamlanan önemli altyapı projelerini listelediğimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bu vesileyle tüm takipçilerimizin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. 2022 yılının ilk müjdesi Karadeniz bölgesinden geldi. Sivas-Giresun güzergahında yapımı tamamlanan Eribel Tüneli'nin sağ tüpü hizmete açıldı. Türkiye'nin en uzun 3. tünelinde her biri 5900 metre uzunluğunda 2 tüp inşa edildi. Tünel sayesinde mevcut yol 6,5 kilometre, seyahat süresi de yaklaşık 20 dakika kısaldı. Aynı günlerde Erzurum-Artvin güzergahında bulunan Pirin Kayalar Tüneli'nde yapımı tamamlandı. 2272 metre uzunluğundaki tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bağlantı yolda dahil edildiğinde 3340 metreyi aşıyor. Proje sayesinde Erzurum ve Artvin bölgesindeki havalimanları ile Artvin Limanı'nın entegrasyonu da sağlanmış oldu. Mevcut yolu 680 metre kısaltan proje sayesinde yıllık toplam 17.6 milyon TL tasarruf edilmesi ve 230 ton daha az karbondioksit salınması hedefleniyor. Ocak ayında 102 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman hızlı tren hattı işletim alındı. Hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilen proje kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt üst geçit ile 17 yaya geçitinin yapımı tamamlandı. Eskiden günde 26 çift tren işletilen hattın kapasitesi 60 trene çıkartıldı. Konya-Karaman hızlı tren hattının hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresi 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya inmiş oldu. Şubat ayının ilk günlerinde Zonguldak-Kilimli yolu hizmete açıldı. Filyos Limanı'na ulaşımı sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartında tamamlanarak trafiğe açıldı. Proje kapsamında 1546 metre, 382, 337 metre ve 237 metre uzunluğunda 4 tünel ile toplam uzunlukları 457 metre olan 2 kavşak inşa edildi. Mart ayında 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açıldı. Hedeflenen tarihten bir yıl önce tamamlanan köprüden geçiş bedeli 200 TL olarak açıklandı. Köprünün iki ayak arası mesafesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre olarak yapıldı. Bu tasarım köprüye iki ayak arası dünyanın en uzun köprüsü olma unvanını kazandırdı. Köprünün toplam uzunluğu 4,5 kilometreyi buluyor. 318 metre uzunluğundaki kulelerde 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bu alanda dünya rekortmeni yaptı. Bu yükseklik Seyit Onbaşı'nın anısına yerleştirilen top mermileriyle 334 metreye çıktı. Projenin yapım aşamalarını anlattığımız videoyu izlemek için yukarıda verdiğimiz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Nisan ayında Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 26 kilometrelik birinci kısmı hizmete açıldı. Malatya, Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergahında 16 ilin geçiş noktasında bulunuyor. Köprülü kavşak ve sinyalizasyon sistemleriyle geçilen yol çoğu zaman tıkanma noktasına geliyordu. Malatya Çevre Yolu projesi 45 kilometresi ana yol olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Toplamda 25 köprünün yer aldığı projenin işletim alınmasıyla şehir geçişi yaklaşık 35 dakika kısaldı. Nisan ayının ortalarında Faselis Tüneli hizmete açıldı. Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu bölgesine bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nun batı kesiminde yer alan tünel 1305 metrelik iki tüpten oluşuyor. Faselis Tüneli 2x2 şeritli ve bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartında imal edildi. Tünel dağlık yapıya sahip mevcut yolun ulaşım standardını güvenlik ve konfor seviyesini arttırdı. Projenin hizmete girmesiyle güzergah 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısalmış oldu. Mayıs ayında Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı. 3 Nisan 2017'de temel atılan proje yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Türkiye'de denizi doldurma, bir başka deyişle yapay ada yöntemiyle inşa edilen ikinci havalimanı olan projede 100 milyon ton dolgu yapıldı.
Altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize Artvin Havalimanı 2 milyon 800 bin metrekarelik bir inşaat sahasından oluşuyor. Mayıs ayında İstanbul'da Halkalı Bahçeşehir güzergahında banyo trenleri hizmet vermeye başladı. Yeni tren hattı ile birlikte Halkalı Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya indi. 13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebiliyor. Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul'da yapımı tamamlanan M4 Avşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı hizmete açıldı. Toplam 5 istasyondan oluşan hattın uzunluğu 7,4 kilometre. Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tavşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün oldu. Kış gelmeden Çanakkale'de Asos ve Troya tünelleri de tamamlandı ve trafiğe açıldı. Kaz Dağları'ndaki tehlikeli yolu güvenli hale getiren 9,63 kilometrelik Ayvalık Küçük Kuyu bölünmüş yolu ve ikiz tünelleri sayesinde güzergahın seyahat konforu da arttı. Ekim ayının son günlerinde İstanbul'da F4 Hisarüstü Ayşehan Finiküler projesi tamamlandı. 800 metrelik Rumeli Hisarüstü Ayşehan Finiküler hattı çift yönde saatte 6000 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve Levent Hisarüstü metro hattı ile entegre çalışıyor. İstanbullular Hisarüstü'nden Ayşehan'a 2,5 dakikada ulaşabiliyor, deniz yolu ulaşımı ile Anadolu yakasına hızlı bir şekilde geçebiliyor. Kasım ayının ilk güzel haberi Gaziantep'ten geldi. Yaklaşık 10 milyar lira yatırımla inşa edilen Gaziray Banyo hattı faaliyete geçti. Kent içi trafiği hafifletmesi beklenen proje yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı sanayi bölgesini kent merkezine bağlıyor. 22 Kasım'da Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Derivasyon kapakları kapatılan baraj su tutmaya başladı. 275 metre gövde boyuna sahip olan yapı çift eğrilikli beton kemer sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma unvanını taşıyor. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen baraj, Artvin'in 70 km güneybatısında Yusufeli ilçesine 8 km mesafede yer alıyor. Yusufeli Barajı elektrik üretmeye başladığında ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira katkı sağlayacak. Kasım ayının son günlerinde EİS'te viyadüğü tamamlandı. Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan viyadük 12,5 metre platform genişliğine sahip. EİS'te Hademi Viyadüğü mevcut yola göre yaklaşık 4400 metre kısalma sağladı. Aralık ayının ilk günlerinde Ağrı, Hamur, Tutak, Patnos, Duble yolu hizmete açıldı. Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunuldu. Projede 140 metrelik Murat 1 Köprüsü, 150 metrelik Murat 2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 kavşak 109 menfez inşa edildi. ...2022 yılında Türkiye'de tamamlanan ve işletime alınan önemli altyapı projelerini aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği harcılıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Sizi yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı Programı'na dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı Programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.